Selamun aleyküm güzel insanlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyiliğinizi versin inşallah. Bugün bazı arkadaşlar bu koyunculukla alakalı avantaj, dezavantaj nelerdir gibisinden bir video çeker misin dediler. Ona istinaden birkaç cümle söylemek istiyorum. Arkadaşlar koyunculuk işi öncelikle koyun sevgisiyle başlar. Yani çünkü aşırı derecede sabır isteyen bir iş. Başında dururken sabretmezseniz her gün birisini telef edebilirsiniz alimallah, Allah korusun. O yüzden çok sabırlı olmanız gerekiyor. Sabrın kaynağı da sevgi yani. İkinci olarak yaylım merasının olması lazım. Çünkü bu koyun milleti genelde merada, yılın 8 ayı merada veya 9 ayı merada yayılır. 3 ayı, 4 ayı ahırda takviye yemlerle beslenir. Meranız el vermiyorsa bu işe girişmeyin. Öncelikle onu diyeyim. Ondan sonra üçüncü olarak kış ayında, yani yem takviyesi dedik malum, yemini üretebileceğiniz kendi tarlanız, sulu araziniz varsa bu işe girin. Çünkü bu 3 ay zarfında bayağı bir şey yiyor içeride. Bu mal, koyuna günde bir motor ot döksen bana mısın demez yani, o derece. O yüzden hazını kendinizin temin etmesini tavsiye ederim. Aşırı takdirde maliyetler çok fazla. Hazını da parayla alacağım derseniz işin içinden kalkamazsınız. Onu da söyleyeyim. Dördüncü olarak ahır. Ahır veya bazıları dam diyor buna. Biz ahır diyoruz. Ahırın olması lazım. Olması için de biraz birikintiniz olması gerekiyor. Yani bir 100 koyunluk ahır yapacaksanız şu an 50 liralık bir birikintiminiz olması lazım en azından. Çünkü son dönemde her şey pahalandı. Onların da maliyeti arttı. Avantajları, koyun milleti para kazandırıyor. Gerçekten koyunlar bu son dönemde özellikle rağbet gören bir şey. Bizim köyde bile bu işi önceden yapıp sonra büyük başa çevirip sonra tekrar küçük başa dönen çok insan oldu. Ama dediğim gibi dezavantaj olarak şunu da söyleyeyim. Gününüz dağlarda geçiyor. Sosyal alanda pek etkinlik beklemeyin. Ömrünüz dağlarda geçecek çünkü. Ha, bir tane daha bir şey söyleyeyim. Bu iş için yardım da gerekiyor arkadaşlar. Tek başınaysanız girişmeyin. Zor iş. Yani şu an bu koyunu ben daha da yayıyorum ama evde de evdekiler de bunun hazınıyla uğraşıyor, altıyla uğraşıyor, üstüyle uğraşıyor derken yani yardım işi, onu da söyleyeyim. Koyundan anlamıyorsanız da bu işe girmeyin ya da anlayan biriyle beraber girin. Çünkü bunun bir ay kalmadı, 15-20 günden kuzulama süreci başlayacak inşallah. Allah hayırlı doğumlar nasip etsin. Kuzusundan anlamıyorsanız, kuzulatmadan anlamıyorsanız, ne bileyim kuzu bakımından anlamıyorsanız, ki kuzu bu işin karıdır, koyun değil, bu anasıdır, kuzu karıdır. Kuzu bakımından anlamıyorsanız biraz işiniz zor. Çünkü kuzu ölümleri doğumdan bir ay sonra çok fazla oluyor. Yani anlayan birileri bile çok fazla kuzu öldürüyor. Neredeyse bu ölüm oranı 15'e 1, 20'ye 1, 20 ile 15 arası, evet, değişiyor. Yani neredeyse o kadar bir telef veriyoruz. Acama gerçek. Bu Türkiye ortalaması da böyle zaten. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Kar olarak diyeceğim, sahamını yapabilirseniz o zaman kar marjınız artacak. Çünkü son dönemlerde süt ve süt ürünlerinin fiyatları arttı. Ondan mütevellit bunlarınki de çok şükür para ediyor. Sağım işi zahmetli bir iş. Ama yaparsanız para kazanırsınız. Onu da o şekilde söyleyeyim.
Bugün hava yükseklerde kar var. Alçaklarda sis var. Bugün yükseğe çıkamadık maalesef. Alt taraflarla yetineceğiz. Ona istinaden de şu türküyü söyleyip kapatayım videoyu. Şu yüce dağları duman kaplamış. Duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Kara haber var. Seher vakti bu yerde kimler ağlamış? Dikenler üstünde gözyaşları var. Gözyaşları var. Seher vakti bu yerde kimler ağlamış? Dikenler üstünde gözyaşları var. Gözyaşları var.